Merhaba, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu kez konum kölelik. Malum küresel ısınma, dünyada başlayan kıtlık, insanların artık gıdaya ulaşmalarının, işe ulaşmalarının zorlaşması, özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde yaşanan ekonomik krizler ve savaşlar sonucu başka ülkelere göçmek zorunda kalıp, orada adeta köle işçi olarak çalıştırılan, ucuz emek olarak sömürülen insanlarla beraber tekrar bir kölelik gündeme geliyor mu diye sorguluyoruz. Malum emeğin sömürüsü kölelik döneminde hep gündemdeydi. Köleliğin tarihçesi çok eski. Tarım toplumuyla beraber başlayan bir olgu insanlık tarihinde. Ama insanoğlunun böyle en korkunç köleci dönemleri Roma dönemi örneğin. Bizim bu coğrafyada Arap aleminde, Anadolu'da çok ciddi yaygın yani Hammurabi kanunlarında bile köleliğe ilişkin çok madde var o kanunlar içinde. Üstelik kutsal kitaplarda yani 3 tane kitaptan bahsediyorum. Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da köleliği adeta geçerli kılan ayetler var, maddeler var. Yani bir mal olarak tanımlanıyor bir savaşta ele geçirilen köleler. Alınıyor, satılıyor. Adeta bir medeni kanun gibi yani bir köleyle evlendiğiniz zaman sizin çocuklarınızın ne olacağına dair maddeler var. İşte o yüzden kölelik tarihi orada var, burada var değil. Bütün dünyada yaşanmış bir olgu ama mesela Müslüman aleminde en son köleliğin izlerinin görüldüğü dönem 1962 yılına kadar Suudi Arabistan çok ciddi şekilde 300 bine yakın köle var. Yani İngilizlerin baskısıyla kölelik kaldırılıyor. Öte yandan hiç unutmam 90'lı yıllarda Afrika'da, Moritanya'da, Batı Afrika'da yapmış olduğum bir yolculukta ani bir dönüş kararı aldığımda jipimi satmak istedim. Mali'deydim. Birdenbire bir takım adamlar belirdi. Biz senin jipini almak istiyoruz diye. Yanımda Malili dostum uyardı beni. Ya bunlar dedi köle tüccarı dedi. Anlamadım dedim. Yani Mali'de kölelik mi var? Tabii ki dediler yasaklanmasına rağmen 80'li yıllarda devlet tarafından resmen yasaklanmasına rağmen başka ülkelerden getirilip yani komşu Afrika ülkelerinden getirilip Moritanya'daki maden ocaklarında çalıştırılan kölelerden bahsetmişlerdi. Bahsettiğim 90'lı yıllar. Osmanlı coğrafyasında kölelik. Osman Gazi zamanında olmadığını biliyoruz ama Orhan Gazi ile beraber kölelik ciddi şekilde Osmanlı hukukunda geçen bir olgu haline dönüşüyor. Üstelik Fatih Sultan Mehmet ile beraber haremdeki kölelere dair bir takım kanunlar belirleniyor. Osmanlı'da köleliğin resmen kaldırılması Sultan Abdülmecid zamanına denk düşüyor 1847'ler. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde o zamanlar köleliğin kaldırılmasına dair yasalar çıkınca Osmanlı Sultanı Sultan Abdülmecid de böyle bir kararla köleliği resmen yasaklıyor ama ilginçtir kölelik yine devam ediyor. Hatta Sultan Abdülhamid'in yani Osmanlı Sultanı 1909'da o Jön Türklerin ayaklanması sırasında köleliğin kaldırılmasına dair bir takım maddeler imzalattırıldı. Hatta 300'e yakın sultanın kölesinin azat edildiği biliniyor. Resmen yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla köleliğin kaldırılması hukuken yani tıpkı o İstanbul Sözleşmesi'nde olduğu gibi 1924'te yani Milletler Cemiyeti'nin almış olduğu kararla Türkiye Cumhuriyeti resmi olarak köleliğin kaldırıldığını söylüyor ama sanırım 1933'lere kadar o imza bir takım nedenlerden ötürü atılmıyor. Yani kölelik bizim topraklarda da var. Şu anda tabii ki yok ama dedim ya hortlayabilir. Köle pazarları diyeceksiniz. Vallahi İstanbul'da bazı mahallelerin ismi yani avrat pazarı dediğimiz hatta Fatih'te eski tavuk pazarının yanında köle pazarı dedikleri Osmanlı döneminde İstanbul'u ziyaret eden sanatçılar tarafından, ressamlar tarafından çok sayıda tablo mevcut. Yani Osmanlı dönemindeki köle pazarlarına ilişkin. Yani kölelik dediğim gibi hep var, hep var oldu. Bizim topraklarda da vardı. Aman bundan sonra olmasın diyorum ama tabii ki köleliğin resmi olarak böyle dünyada en üst aşamaya getirildiği dönemi de unutmayalım. Amerika'nın keşfinden sonra İspanyolların, İngilizlerin, Hollandalıların ülkeyi talan edip önce altınları götürmeleri, ardından işte kavuçukla beraber başlayan yeni dönem ve tarımla başlayan bir dönemle kölelik 1600'lerde özellikle Hollandalı köle tüccarları tarafından doruğa ulaştırılıyor. O yüzden Afrika'nın bazı bölgeleri köleciliğin yapıldığı limanlarla dolu. Yani meşhur bir Kunta Kinte filmi vardı. Ben oraya gidip Kunta Kinte'nin akrabalarını bulmuştum. Senin adın Toby.
Adını söylemeyi öğrenmelisin. Söyle bakalım. Adın ne senin? Kunta. Kunta Kinte. Burası Kunta Kinte'nin 18 yaşına kadar yaşadığı Gambiya'daki köyü. Burası da Benin'in geri dönüşü olmayanlar kapısı. Bayağı böyle sahil kentinde kölelerin, Hollandalı gemicilerin gemilerine bindirilip Amerika'nın doğu yakasındaki pamuk tarlalarında çalışılmak üzere götürülmeleri. Biliyorsunuz buna ilişkin yüzlerce, binlerce kitap, sinema filmi söz konusu. Korkunç bir dönem. Yani o dönem işte 1850'lere doğru Amerika'da kaldırılıyor ama buna itiraz eden Güneyliler savaş başlatıyorlar. Yani meşhur iç savaşın başlama nedeni köle ticaretinin kaldırılma isteği. Yani Abraham Lincoln'un başında olduğu kesim köle ticaretini kaldırmak isterken buna karşı hayır kölecilik bizim hakkımız diyenler savaşa giriyorlar. Kendi Amerika'daki iç savaşının çıkma nedeni yine kölecilik yüzünden. İlginçtir. Bu dönemde yani 1800'lerde kölecilik dünyada yasaklanma yoluna girerken 1600'lerde teşvik ediliyor. Üstelik bunun başını çeken de Hollanda. Denizcilikte çok iyi oldukları için Hollandalılar o büyük gemileriyle Afrika sahillerinde topladıkları binlerce on binlerce insanı, bunların büyük bölümü yollarda heba oluyor, ölüyorlar, öldürülüyorlar. Onlar işte forsa dediğimiz kürek mahkumu olarak götürülüyorlar. O insanlar Amerika'ya ulaştıkları zaman kölelik resmi olarak Amerikan kanunlarında geçen adeta bir mal alışverişi, takas alışverişi gibi tekrar gündeme geliyor. Belki bir önceki videolarımdan hatırlarsınız meşhur bugünkü kripto para olayının benzerini bir dönemler Osmanlı'nın gönderdiği lalelerle yapan Hollandalı tüccarlar var. Gerekçini biliyor musunuz? Köle ticareti yapan eski korsanların kraliçeden ayrıcalıklı bir ünvan almak için kraliçeye altın götürürken birdenbire Hollanda sarayındaki hazinelerin dolması, altının yerine daha değerli bir takım şeylerin aranması. Bu da tabii kraliçe tarafından belirlendiği için o dönemde o laleleri getiren diplomatın, o büyükelçinin kraliçe tarafından onurlandırması birdenbire köle tüccarlarını galeyana getiriyor. Altın yerine lale sunmak üzere piyasaya girdiklerinde lalenin fiyatı neredeyse yüz binlerce altın guldenin yerine geçiyor. Yani 12 tane lalenin 100 bin guldene, 100 bin altın Hollanda florine eşdeğer olduğu bir dönem yaşanıyor. İşte dünyadaki o Bitcoin dediğimiz sanal para, kripto paranın yarattığı patlamanın benzeri 1600'lerde yaşanıyor Hollanda'da. Sebep köle ticareti. Evet, dediğim gibi bu bölümde size köleliğin tekrar başlamasına ilişkin korkularımdan bahsettim. Çünkü ekonomik kriz belirli bir ortamda artar. Savaşların sonucu başka ülkelerde geleceklerini arayan insanların emek istismarı artarsa adeta yeni bir şekliyle kölelik hortlar. Aman dikkat diyorum. Bir başka videoda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalınız.